Ne böyle kilo almışsın böyle ya? Ne bu hali falan? Kadınlar duygusal oldukları için duyguları incindiğinde iz bırakıyor. Duyguları da iz. Erkekler mantıksaldır. Erkek Evet. sonuca bakar. Erkekle kavga ettiniz. Bir süre sonra sorunu çözdün mü erkek onu unutur. Bitti. Ama kadın öyle değil. Kadın duyguları incindiği için erkek o duyguları tamir etmezse karşılıklı o noktada eğer çözüm öğretmezseniz o yara kalır. O yara zaman içerisinde onu tetikleyen bir ortam oluştu mu o acıyı hisseder bir de bakarsın pat diye konuşmaya başladı. Hocam bütün kadınlar unutuyor da bizim hatun unutmuyor derseniz o zaman özel bir durum var. Bak dikkat edin bütün kadınlar unutmuyor. Ekseriyet de unutmuyor. O zaman bu bir fıtrattır. O zaman bu anormal bir şey de bu normal bir durumdur. O zaman bunu araştırılması lazım. Neden unutulmuyor? Kadın suçlu değil. Psikolojik bir sorun var burada. Kadın yani buna ilgili videolar var. Bayağı video hazırladım bu konuyla ilgili yani şeyde var YouTube'da falan. Belki burada vaktimiz yok. Yani şöyle söyleyeyim. Sorun çözülmeden kadın duygusu düzelmiyor. Bir örnek vermek daha iyi anlaşılır. Yani kadınla kavga ettiniz ve aşağıladınız kadını diyelim. Fakat aradan zaman geçti ve unuttunuz. Erkeklerin bizim Anadolu erkeklerinin özür dilemesi şeydir. Yumuşamaya başlarlar. Yumuşadık ya özür dileme anlamına geliyor zaten. Bak daha neyse bak geldim konuştuk bak çay içiyoruz falan muhabbet geçti zaten. Yani özür diledik anlamına geliyor zaten. Ha. Şimdi o özrü dilemezseniz o yara olarak kalıyor işte. Yani bir kıymık battı bir yerine. Kıymık battı. Diken battı. İşte o zamanla iltihap bağlıyor. Sonra ileride bir olay oldu ve ona dokunduğu an acı duyar. O acıyı duyduğu an ağzından kurşunlar yağmaya başlar. Erkek ne yapar? Tekrar yine başladı bizimki. Yine başladı bayramlık ağzını açtı. 40 sene önceki olay yine. Oğlum var ya senin annen. 40 yıldır bunu dinliyorum lan falan. Başlar. Tekrar bastırır yarayı. Tekrar o yara büyür. Peki nasıl çözeceğiz? Ya bununla ilgili o kadar çalışma var ki elimizde emin olun. Böyle konuşup %100 sonuç aldığımız vakalar var. Yani şahit olduğum için içinde olunca ben daha inandırıcı oluyorum. Yoksa bana da ya Allah Allah böyle olur mu diyebileceğim şeyler. Kadınla oturuyorsun canım. Diyelim işte berabersiniz, mutfaktasınız, baş başasınız. Yani bir tanem biliyor musun bu şey var ya işte bu 6 sene önce işte şurada işte aşağılamıştım, hakaret etmiştim, sen de ağlamıştın, ben bırakıp gitmiştim. Sonra o gece gelmemiştim. Hatta annemlere gitmiştim. Sen o gece yalnız kalmıştın. Yani zaten siz bir dokunun. Tabii diye başlar kadın zaten. Sadece öyle miydi? Acaba gece sabaha kadar ne çektiğimi biliyor musun sen? Sen annene gittin mışıl mışıl uyuyordun orada. Annen yemekler koydu. Ben sabaha kadar aç kaldım biliyor musun? İşte ben şöyle oldum, böyle oldum başlayacak ağlamaya. Bakın bu duyguları ifade edecek sana. Bu duyguları anlatacak. İçindeki o zehri kusması lazım. Siz de orada haklısın canım. Hakkını helal et. Kusura bakma canım. Yani vallahi işte kafa, cahillik. Ya hocam ben bunu yaparsam şımarır. Şimdi işte onu konuştuğunuzda kadın o süreci yeniden yaşıyor. Yani ben onu şuna benzetiyorum. Yarayı yeniden açıyorsunuz. İltihabını alıyorsunuz. Tekrar merhemini sürüyor. Yeniden sarıyorsunuz. Bazen bir defa pansuman yetebiliyor. Bazen haftada bir tekrar sağlık ocağına gidip pansumanı değiştirmek gerekiyor. Bir hafta sonra tekrar ya geçenki olay yine aklıma geliyor vallahi çok üzülüyorum ya. Bir saat konuştuysa bu defa 10 dakika konuşur. Sonra der ki tamam canım ya o kadar da sorun değil ya. Sen de ikide bir böyle açıyorsun işte bilmem unutamadım falan filan. Ben unuttum gitti ya. Tamam. Evet vallahi öyle billahi öyle.